Tabii tabii. Abi. Rengi tahmin edelim. Şaşırdık mı? Bir daha yaptık ya. Abi gözünü seveyim ben. Ne olur abi yemem ben. Ne olur. Sadece siz ve bizim aramızda, tamam mı? Ay bak neyi görüyorum. Atla. Oy. Mantıklıymış. Kamera arkalarını paylaşmam gerekiyor. Olsun. Ha tamam. Böyle mi selamlaşıyoruz insanlarla? Ya çünkü bırakır mısın artık beni? Bakmayın. Sabır yok ki bende. Günaydın dostlar. Evde ufak değişiklikler var. Değişmeye de devam ediyor. Bugün en büyük değişikliklerden biri gerçekleşecek. Perdelerim geliyor sonunda. Geldi bile. Merhaba. Güvenlik aradığından beri bağırıyor. Gel. Dur biri de maske takalım. Bezdum. Şu tutamı sanki hepsinden daha uzun. Evet şu tutam uzun. Keseyim mi ben sana? Artık diğer maskelerden takamıyorum. Anlatacağım. Tövbe tövbe. Çok korkuşturmuyor mu ya? Sanki şurada bir kafa. Ay. Maymun kokmak için. Tepsi gidiyor. Baya yardımcı oluyor anlaşılan. Çırak mı olacaksın sen benim? Ha? Alayım. Çok kibar verdi. Çok çok. Anlaşma yaptınız çok galiba. Biraz. Hazırım. Makine çalışsın. Maymun. Rengi tahmin edelim. Turuncu. Sen onunki turuncu olacak. Şaşırdık mı? Biraz battaniye gibi gözüktü gözüme. Perdelerin üstünden de atlamazsın ya. Amanın. Portakal ev oldu. Uyumu nasıl? Güzel oldu. Vallahi renk kattı. Ekranda çok karanlık gözüküyor ama. Elimi şuraya koyunca belli oluyor rengi. Dışarıdan çekiyorum bu rengi. Korkuyor ya. Ha, bana bırakırsan kullanma. Açık mı kalsın? Açık kalsın. Rengi çok güzel ya. Bu odanın rengi de mavi. Kamerada tam belli olmuyor renkler ya. Şeyden. Işık tersten ya. Aynen. Ne mavisiydi bu? Bu açık petrol. Açık petrol. Aa çok güzel. Ben de çok sevdim bu rengi de. Bunlar takılacak diye düzen bozuldu. Yatak odası da açık renk olacak bu güneş geçirmeyenlerle. Buraya renk kalmadı artık. Ay şu perdeyi de sağ olsun abi. Bana geçici olarak vermişti. Beni bayağı kurtardı bu. Çünkü şuradaki sokak lambasını görüyor musun? O beni mahvetti. Abi havaya verseydin kaç atardı kralım. Mantıklıymış. Şunu Hawaii'den getirmiş olabilir misin? Bunu Hawaii'den getirdim. Gerçekten. Çok güzel. Ay turuncusunu yiyeceğim. Her odada farklı bir enerji oldu. Bu dolabın böyle durduğuna bakmayın. Yerleştirmedim. Yerleştirirken çek demişsiniz de bu yerleştirmek değil bu tıkmak şu an. O sonra. Bu maske de o kadar sıkıyor ki ve kalın ki. Bırak virüsü nefes geçmiyor buradan. Bu tek parçaydı değil mi? Evet. Oo bu bayağı kalın. Bayağı keser beni. Bu da çok güzel oldu. Evet ben de beğendim. Bir de dışarıdan geliyor şu an ışık. O renginden ötürü koyuyordum. Aynen. Yoksa görselini koyup o 3 katı kumaş mı? Aha, belli zaten. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim. Abicim kartta bir şey gösterecekti. Evet. Kart mı seçeceğiz? Alttan mesela kaçıncı kağıdı vereyim? Alttan 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi ben bakmayayım, koyun içine karıştırın. Siz bakın. Tamam. Karıştır istediğin kadar. Tamam. Ne olduğunu unutmayalım. Tamam. Hatırlıyorsun değil mi? Tamam evet. Evet. Geçmiyorlar bile. Kağıt şey. Kağıtlarıma laf ettirmem. Evet göster. Görün bak şurada. Ne oldu? Bir daha yap bakayım. Wow. Hadi bakalım. İzliyorum. Ben bu izle. Tamam. Bu mu? Hayır. Hayır. Bu? Hayır. Değil mi? Vallahi değil. Allah Allah. Bu? Hayır. Sizin kağıt burada. Nerede? Vallahi değil. Değil. Burada. Bahse giren var mı? Bir kere bizim kağıt kırmızıydı. Bahse giren var mı? Kanıtımız var çektik. Hayır bu
Kağıdınız burada diyorum. Bahse giriyorsunuz mu? He, altında mı? Seç bir tane. Nasıl yani? Nasıl yani? Evet. Kırmızı, kırmızı dedim. Hayır, arkası kırmızıydı. Nasıl yani? Bu muydu? Evet. Ya. Nasıl yani? Abi bunu bana öğretir misin? Abi ben uyuyamam. Bana anlat, açsan uyuyamam ben bu gece. Evet arkadaşlar. Bu mu? Hayır. Değil. Şimdi ben dikkatli izliyorum. Değil. Hangisi? Bu. Ne? Abi gözünü seveyim Emlet, vallahi uyuyamam ben. Ne olur. Bir şey söyleyeceğim, ilk baktığımda değildi, koyarken gördüm. O zaman nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Kamera kayıtlarını izleyeyim. Ne olur anlat, ne olur, ne olur. Bunu seçtiğimi nereden görüyorsun? Onu ben veriyorum sana, ben. Sen seçmiyorsun. Alttan ikinciyi sen veriyorsun. 2, 3, 5, 10 fark mı? Doğru, sen veriyorsun. Ben istediğimi. Çok salak hissettim şu an. On bu sana geldi, tamam mı? Koydun içine karıştırdın, çorba gibi yaptın. Senin kağıdını buluyorum buradan. Şu en alttakini, bir arkasını. O yüzden diyorsun şöyle. Evet. Fark etmiş, tamam mı? Biz yani. Bu mu? Değil. Değil. Şu elde böyle duracak. Evet. Şurayı kapatacaksın, tamam mı? İteledim bunu. Aynen. Senin kağıdın buradaydı. Evet. Veriyorum bunu. Ondan sonrası senin zihninle oynuyorum. Bak. Böldüm. Bu mu diyorum? Yok artık. Değil diyorum. Evet. Alıyorum böyle göz göstere göstere. Evet. Diyorsun ya sen zaten. Evet. İkiyi de yaptığın zaman iki de sen tamamen etkileniyorsun. Bir de öyle olmuş gibi sanıyorsun. Ortadakini seçmiştim. O çıktı. O tesellisinin şeyin. Fark etmiyoruz. Kağıtlar burada ya muhakkak. Hı hı. Üç tanesinden biri o. Evet. İster ama buraya koyarım, ister buraya koyarım. İkisinde de ilkinde o çıktı, o evet, efsane oldu. Onda bir şey yok. Anladın mı? Evet. Akşam annemlere yapacağım. Pratik yaparsın şimdi. Evet. Yapacağım. Çalışacağım buna. Çok teşekkür ederim. Hem perdeler içinde hem bunun içinde. Nasıl rengi? Mükemmel. İyi çekelim. Aram. Olmuş ya. Maymun enzi. Buradan böyle ittireceğiz. İnme zahmetinde bulamıyorsun ya. Hiç istikini bozmuyor yani. İyi mi bu kadar? Terbiyesiz. İyi mi böyle? Bence iyi. Bunu ben böyle kapalı kullanacağım bence. Bence de. Yani asmayacağım. Şu asılı kalsın, giriş çıkış, hı-hı, diye. Bu açılsın. Bir de güzel oldu. Koltuğun, yastığın yanında böyle şey duruyor. Güzel durdu mu? Evet. Kart olayı çok iyi değil miydi ya? Bayağı. Çekebildin mi? Çektim. Sadece siz ve bizim aramızda, tamam mı? Maviye geçelim. İzleyenler izlemeyenlere söylemesin. Evet. Ay ben buna bayıldım. Ben de bunu çok beğendim. Ben bunun önünde video bile çekerim. Evet. Olur mu? Rengi inanılmaz güzel. Abi ben de çok sevdim. Şurayı düzenleyelim. Düzenleyelim. Yani sen düzenle, ben izleyeyim. Şunu bir çıkartalım. Maymunun en sevdiği. Böyle tutup gelin şimdi. Çok fazla. Ne? Bu. Yo, güzel duruyor orada. Aa, melonun alısına bakın. Evet. Yumuşak bir alı. Böyle bir şey. Gerçekte 5 katı fiyatına gördüm bunları. Bunu çok uyguna aldım. Bir sürü de ölçüsü vardı. Ben birazcık dar olandan aldım. Bence güzel oldu. Biraz daha büyük belki olabilirdi bir belki. Neyse. Önemli değil. Abi gerçekten çok yumuşak bir şey. Ay bak neyi görüyorum. Şu. Her eve gittiğimde annem bana torbalarca hala eşya veriyor. Ne zaman oraya gitsem elim boş, daha dönemedim. Ya yemek geliyor, güzel oluyor da. Geri kalan tüm eşyalarımı buraya aldık yani. Bu arada şey soruyorlar bana çok, neden ailenle yaşamıyorsun? Üçüncü sebeplerinden biri yer olmaması. Bana yer yok o evde. Yani bu kadar eşyayla bir ev doldurdum. Mümkün değildi yani. Bak annem torbaları koyuyor. Bunu da verdi elime. Bir de koç tişörtümü giydirmiş. Evimde eksik olan tek şey buydu. Ve tabii ki de yer bulamadık, oraya koyduk. Tamam, adı ne bu arkadaşın? Bu oyuncağın anısı var. Adı yok. Ama hani taşınır taşınmaz eve gelecek şeylerden biri. Bir de üzgün duruyor. Ağzından dilimsi bir şey çıkmış. Bir de odamda bir tane çocukluk fotoğrafım kalmış, tamam mı? En son gelirken bana dedi ki bunu da götürmek istemez misin? Anne dedim sen benim kalıntımı bırakmak istemiyorsun herhalde evde. Çocukluk fotoğrafım da çocukluk evimde kalsın.
alsın yani. Ne yapayım ben burada çocukluk fotoğrafını? Arkadaş yamuk duruyor. Arkadaş şey gibi böyle intihara çıkmış çatıya. Atlasam mı atlamasam mı diye düşünüyor. Yapma abi. Atla. Ben hep atla diye bağırmak istemiştim. Atla. Gerçekten. Of, hayır atlamayacak nasılsa. Her psikoloji. Hadi atla. Düşüyormuş şimdi. Korkarım bu arada, öyle bir şey olursa bayağı korkarım. Vallahi abi ceset torbasını getirdi. Sonra kart hileleri öğretti. Bir de böyle bir şey yaşamışsın. Aynen. Aa, bu da çok güzel oldu. Bu da böyle aydınlık oldu. Bu oda biliyorsunuz evet. Böyle beyazımsı falan kaldı. Diğer oda da beyaz. Bir tek salon koyu. Maymunun yaşam alanı çünkü. Bu böyle işte ışığı kessin diye. Bunun pek bir numarası yok yani. Açıkçası. Evet, ışığı böyle gerçekten geçirmiyor. Denendi, evet. Onaylandı. Şu lambayla uyum sağladı. Evet. Yatak örtüsüyle de uyumlu oldu. Şunları diğer odama almıştım. Bunlar da tabii bana geri geldi. Döndü dolaşıp. Buraya falan asarım herhalde. Ya daha yine yapacak çok bir sürü şey var. Geçen gün Bensu'yla boya aldık. Çünkü şu tabureleri boyayacaktık. Ama sonra tabureleri beyaz beğendim. Bakınız, sonunda şuraya uygun bir tabure buldum. Asla bulamıyordum. Ölçüsü olmuyordu. Bu biraz yüksek. Ya bar taburesi deyince şurada bir şey oluyor. Onda ayaklarımı herhalde buraya koyabilecektim. Ya da böyle altında kalıyordum. Bir anda 55 santim olduğunu ölçtüm. Yani 55 santimlik bir tane lazımdı diye. Ve bana internetten öneri çıktı. 55 santimlik bir tabure diye. Korkmadım değil. Ama fena mı oldu? Hayır. Bu paylaştıklarımı aşağıya koyarım isterseniz. Çünkü ben de hepsini internetten aldım. İsteyenler olursa diye. Şunları turuncuya boyayacaktık normalde. Ben şu durup durup bir şeylerini boyadığım için. Odası 4 renk şu an. Artı bir tane de sanat eseri var. Evet, ama sanat eseri de sanat eseri gerçekten yani. Gerçekten sanat eseri. Bir tane fotoğrafını koyabilir miyim şuraya? Koyabilirsin. Bunu karantinada yapmış. Evet. Neyse, bunu boyayamadık ama sana boyayacak bir şeyler bulacağım. Oley. Boyalar da şurada. Tahmin edin ne renk? Turuncu. Kafayı bozdun mu ara? Delirme evresinde. Bir şey söyleyeceğim. Mi? Turuncu enerji renk. TBMM'nin koltukları ceylan derisinden bir turuncu muydu? Neyse, bilmem ne derisinden ve turuncuymuş. Turuncu insanı sakinleştirirmiş ama kızdığın zaman da insanın öfke patlaması yaşamasını sağlıyormuş. Yani hem aslında sakinleştiriyor ama mesela kızgınken görünce. Emin misin bu bilgiden? Evet. Ben de turuncuyu hep böyle enerji olarak okudum. Ya enerji canım, zaten renge bak yani. Evet. Ne demek kızgın olmuyorum? Ben hiç kızgın görmedim. Beni kızgınken hatırlıyor musun? Çok. Seninki hani şey. Ben genelde üzülüyorum kızmak yerine. Ya da sinirlenip ağlıyorum. Ya da hiç konuşmuyorum. Evet, doğru. O zaman tamam. Umarım sende yaşanmaz bu patlama. Yok be, yaşanmaz. Arkan turuncu, bir kere ciddiye alamazsın ki. Bu arada şuraya bakınca aklıma şey geldi. Dün ben bir Reels çektim. Reels denemesi yapmak istemiştim. Sizinle onun kamera arkalarını paylaşmam gerekiyor gerçekten. Buraya ekleyeceğim şimdi. 1000 kere falan fırlattım o ayakkabıyı. Bayağı zor bir şeymiş ama aşırı eğlendim. Aşırı eğlendiğim için devamı kesinlikle gelir. Aklımda da bir sürü fikir oluştu. Hala takip etmediyseniz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Anneme de göstereyim perdeleri. Açarsa. Şu an pizza yapmakla meşgul. Bana neden cevap verilmiyor diyordum, verildi.
Göstereyim sana. Çok güzel oldu, evine renk katmış. Biraz geriye gider misin bakayım? Gidiyorum. Oo, işte perde hakikaten eve güzellik katıyor ya. Evet. Ay ben seni yerim. Aa, maymuş. Maymuş da orada. Annenin gülü, buna da bir şey yapsaydık. Turuncu turuncu. Şuradakine asayım. Boynuna. Anne akşam maymuş davetli mi? Davetli gelsin. Duydun mu? Maymuş. Anneanneye yemek yemeye gideceğiz. Evet. Mama yemeğe gideceğiz. Anneanneye gideceğiz. Bence çok güzel bir seçim yapmışsın anneciğim. Ben de çok sevdim. Çorap seçemiyorum ama böyle şeyleri çok hızlı seçiyorum ya. Beri çok güzel bir renk seçti. Halı neydi yerde? Görmedin mi bunu? Hayır. O tuylu olan mı? Evet. İnternetten aldım ve gayet güzel geldi. İyi canım. Çok hadi beğendim. El izlerini de gördüm. Hadi yatak odana bakayım. Blackout asıl ne yapıyor? Blackoutluk görevini yapıyor şu an, karanlık. Ben, yani sabah sen uyanmazsın artık. Evet. Rengi güzelmiş anne. Evet, rengi de böyle uyumlu oldu bununla da. Kahveye bekleniyorsunuz hanımefendi artık. Evet ama gel de bir yemek soğumadan ye. Tamam. Aşkım güle güle kullan ha. Teşekkür ederim bebişim. Bay bay. Hazır mısın pizza partisine? Ben su kesin gelmeyecek misin? Yok gelmeyeceğim. Ah, gel seni giydirelim o zaman. Teyzeyi yediremedik. Biz çıkıyoruz. Bay bay. Kemerinizi bağlayalım lütfen Maymuş Bey. Bak bak yemek yiyecek diye heyecana bakın. Yemek mi yiyeceksin sen? Ondan mı popo böyle oynuyor? Açma bırakıyorum ben seni. Şöyle seni asacağım kusura bakmazsan. Biz geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hayır. Menümüzde ne var? Menüde pizza var. Sağlıklı değil mi bu? Değil mi? Zeytin, evet. Ama pizza yani. Ama en azından ev pizzası. Heh. Hamuru belli, yağı belli. Kaşarı belli. Sucuğu şeyi belli. Ay ellerine sağlık annem. Ay bu arada şeyi anlatayım. Annem bir antikor testi yaptırmış. Antikor çıkmamış. Yani bu ne demek? Hiç ne korona... geçirdin ne de onun şeyi. Bağışıklığın da yok. Geçirmemiş de. Hem iyi hem kötü. Değil mi? Şimdi boşver yine iyi ya. İyi derim. İyi. Aynen. Demek ki hiçbirimiz geçirmemişiz. Ben biraz şüpheliydim. Ocak ayında çok kötü hasta olmuştum. Aynı zamanda annem babam da böyle hepimiz hasta olduk bir ara. Ama herkes oldu. Ama tabii daha korona falan yoktu. Sonra ortaya çıkınca dedik biz o zaman kesin geçirdik. Bunu diyen bir 10 tane falan daha arkadaşım var. Demek ki hiçbirimiz geçirmemişiz. Evet, ona güvenmemek lazım. Anne artık benim tüm eşyalarımı çıkardın. Sığabiliyor musun eve? Bakacağız da. Kendi eşyalarını da eliyor şimdi. Evet. Bensu'da gelebiliyor musun? Ya Bensu'nun keyfi yoktu. Bak Bensu da bende kaldı da gelmedi yemeği. Öbür kızım yok. Evet. Bensu da maymuşu mu yolladı kendine? Bu geldi. Sen temsili. Olsun. Olsun. Ha, tamam. Açmışsın. Açıyorum. Kendime çok güzel bir şekilde bamya ve pilav ısıttım. Oho. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde. Sarılı böyle böyle. Aslında yeni metot buymuştu. Ne? Bak. Omuz. Ha. Yap bak enerji alıyorsun. Böyle mi selamlaşıyoruz insanlarla? Bu ne? Bu vücut dili. Bayağı vücut dili. Çok güzel bak. Çok güzel. Bak kim geldi. Gönder aşağı. Dede geliyor şimdi, kızacak sana. Dedenin yerine oturman yok. Çok telaşlı gördüm seni. Kuru gibi çirkin oluyor bu arada. Anne bence böyle yiyelim, çok güzel. Bu tam o İtalya'daki şeye benzedi mesela. İnce, sulu. İtalyano. Maymunun İtalyancası nedir? Makiyo. Makiyo. Gel. Vallahi aklıma gelmiş bir makine olur. Makiyo. Eve geldim. Şu perdeler o kadar tatlı geliyor ki gözüme. Vallahi çok hoşuma gitti. İstemeden diğerleriyle de uydu. Bu turuncuları ben bulup alıyordum.
Hani hiç düşünmedim, bir bütünlük sağlamayı falan düşünmedim. Oldu valla. Şimdi bir papatya çayı yapacağız. Ağrıya bayağı iyi geliyor bu arada papatya çayı. Aklınızda olsun. Bezdun mu uşağım? Çok seviyorum bu bardağı. Oo, bunlar da turuncu evet. Çıktı. Vallahi manyak sanacaklar beni. Bakalım turuncu. Ben şu bak şu çerçeveyi turuncuya boyayabiliriz. Hadi gel boyayalım. Hadi boyayalım. Perde boyayalım da kokmasın. Ya ne istiyorsun benim kuzumun kulaklarından? Kuzu mu bu, ne bu? Tavşan galiba. Alo, oyuncağın mı kalmadı? Ev oyuncak dolu maymuş. Lan bırak beni. Ya çocuğum bırakır mısın artık beni? Aa. Ya oyuncaklarınla oyna. Ha, kudurdu bu, kudurdu. Anlaşıldı, tamam. Şimdi bu kırmızı olduğu için tutar mı bilmiyoruz. Ama göreceğiz. Şunu çıkarmak istedim. Tersten başlayalım mı? Bir rengini görürüz, en kötü bırakırız. Nasıl yapacağız? Ustam. Ben su usta. Kağıda mı döküyorsun? Hmm. Oldu bence gayet. Hadi bakalım. Keşke ikinci fırçamız da olsaydı. Sen de getirseydin. Alsam boya zaten. Ben sürekli boyuyorum. Tamam. Ondan sonra ne şöyle oldu falan. Aşağı aşağı mı yapıyorum? İstediğin yöne yap. Çok keyifli. Ama böyle çizik çizik mi duracak bu? İşte boya alıyorum. Alıyorum. Ay bu çok keyifli bir şeymiş ya. Gideyim hep yanlış renk alayım, boyayayım istediğim. Boyayla yüz çerçeve boyarsın. Kaç liraya aldık? 9 mu? 8. Bu akrilik boya mı? Hı hı. İçin gidiyor değil mi? Boyamak istiyorsun değil mi? Ah. Her boya sen. Tamam. Ben boyuyorum. Cheers bebişim. Her şey turuncu şu an. Evet gerçekten. Senin ajandan da turuncu. Evet. Boyayabilir miyim? Boya. Galiba 3. kat isteyecek. Maymun hala benim... Kopardı mı? Ne yiyor? Maymun. Sen ne yiyorsun? Bu da mı öldü? Bu da öldü. Maymun sen en yakın arkadaşındı. En sevdiğin oyuncağını da mı yiyorsun ya? Yerde pamuk var, bir de pamuk yiyor. Bak Maymun, bu sabır işi. Sabır yok ki bende. Al Jennifer'ım, biraz da sen oyna. Ben yalnız bu çizik çizikler gıcık olabilirim ya. Zaten burası gözükmeyecek bu arada bu taraf. Ama ön tarafta da aynı şekilde olacak. Galiba fırçadan oluyor ya. Yani ustam sen bunu dedin, bunu aldık. Ama biz onu şey boyamak için aldık. Vallahi bunu bilerek turuncu almadım bu arada. Bu promosyon olarak turuncuya denk geldi. Manyak değilim o kadar. O kadar manyak değilim. Sen niye bizi terk ettin? Düşünsene maymunu turuncuya boyuyormuşsun. Tövbe tövbe. One hour later. Kurumuş. Sonunda kurumuş. Kurumuş. Ay bozdum. Kurumamış. 2 hours later. Kurumuş bu sefer. Gerçekten kurumuş. Geliyor musun usta? İlk kat bitti. İkinciye geçiyoruz. Umarım evdeki her şeyi boyamaya kalkmam. Çünkü deminden beri içeride durup durup şunu mu boyasam, bunu mu boyasam diyorum. Tehlikeli bir alet benim için. Buna 3. katı geçmek lazım. Aha, dur şurayı gördüm bir dakika sen. Neyse çok kötünün bir üstü. Bir altı. Bir altı. El emeği der asarız, ne yapalım. Evet. Az önce televizyonu boyamayı düşündüm. Ya da şuraya şöyle bir manzara. Güneşler, ağaçlar. Bak yamuk pişi görüyorum. 3 hours later. Dostlar bu böyle kalacak. Bunu sabaha 4. ya da 5. katını falan atacağız. Yani ben bunu sonsuza dek boyayabilirim. Öyle düşünüyorum. Bu hep burada durabilir ve ben bunu böyle 10 santim kalınlaştırıp boyayabilirim. Umarım bağımlılık yapmaz bu. Yapıyor muymuş? Yapıyormuş. Kamerada daha sarımsı duruyor ama bildiğiniz turuncu. Neyse o zaman bu videoyu da burada kapatayım artık. Bayağı geç oldu. Boyaya dalıp kurumasını bekleyince. Saat kaç oldu? 1:30. O kadar da geç değilmiş. Neyse ama birazdan uyuyacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.